Gaziantep'in restore edilen tarihi hanlarından biri olan Anadolu Han, cumartesi günü açılacak. Butik otel ve restoran olarak kullanılacak handa Osmanlı kültürü yaşatılacak. Kapıda Yeniçeri askerleri tarafından destur yere karşılanan konukların elleri cariyeler tarafından gül suyuyla yıkanıp yemekten önce şerbetler ikram edilecek. Tam olarak da 1900'lü yıllarda yapılmış bir han. Önceden şey olarak kullanılmış, alıcı hanı olarak kullanılmış, ticaret amaçlı kullanılmış. Şimdi bu 2 yıldan sonra buranın restorasyonunu almışlar. Yani Aintab Turizm Anadolu şirketi. Ondan sonra burada şu an bir restorasyon çalışması oldu. Restoran ve butik otel anlamında bir iç dizayn yapıldı. Buranın restorasyonunun restoran ve butik otel uygun yapılması. Ondan sonra zaten burası Osmanlı tasarımlı. Farkındasanız koltuklardı, iç dizaynda hepsi eski Osmanlı usulüne uygun çalışması yapıldı ve böyle bir Gaziantep halkını sunuyor. İç dekorasyona değineceğiz, oraya gelmedim. Yani burada restorasyon yapma amacı, yani Gaziantep'liye bir ilk yaşatmak mıydı? Tabii, turizm amaçlı, eski yapılara önem verilmesi amaçla yapılmış bir yer. Tarihi böyle yeniden canlandırmak istedim. Tabii, tarihi yeniden canlandırılıyor. İşte böyle bir taş mimarın altında oturup keyifli bir yemek amaçlı ya da konaklamak amaçlı yapılmış bir yer. Böyle bir eksiklik mi fark etmiştiniz Gaziantep'te? Gaziantep'te böyle bir eksiklik değil de Gaziantep zaten böyle bir yerin tam merkezi. Eski yapının tam merkezi, Mezopotamya. Yani asıl eski tarih kokan yerler Gaziantep. Yani Türkiye'yi şöyle bir gezdiğinizde zaten en önemli yapılar, en büyük hanların olduğu yerler. Yani Gaziantep, hamamları olduğu yer Gaziantep. Yani bu amaçla zaten Gaziantep seçildi. Peki birçok han görüyoruz, duyuyoruz çevrede. Anadolu Hanı diğer hanlardan ayıran özellikleri nelerdir? Anadolu Hanı diğer hanlardan ayıran özelliği kısaca şöyle söyleyeyim. Yani Anadolu Hanı diğer hanlardan ayırdığı özellik burasının çok güzel, yani kendi dokusunun bozulmadan restorasyon yapılıp çok güzel bir iç konseptle, dizaynla restoran ve butik otel sunulması. Yani ne diyeyim, kumaş, ondan sonra buraya ait halılar. Anadolu Han'ın iç dizaynında kullandığımız Gaziantep el sanatlarını, işte ne diyeyim, kiralık, sedef işlemeciliği, kılınç olsun, kama olsun, yine böyle demir ve döküm işleri olsun. Ondan sonra kumaş diyelim, kutlu kumaş özelliği, yine halı, Gaziantep halıyla meşhur. Mesela ipek görünümlü halılarımız. Da çok şey zaten Gaziantep'in kendi özüne ait şeylerden kullandık. Buram buram Gaziantep kokuyor, el sanatları kokuyor, güzellikler kokuyor. Böyle diyelim. Şimdi bizim kapımızda, konseptimizde 2 tane Yeniçeri, misafirlerimizi destur diyerek içeriye, cariye kısmına haberlendirerek karşılayacaklar. İki mizrak arasından geçerek içeriye masaya buraya edecekler. Tabi öncelikle gül suyularıyla elleri yıkanacak, havluyla silinecek, Osmanlı kültürüyle. Ondan sonra yemeğe başlanacak. Şimdi dilimiz tatlı olsun için şerbetle başlayacağız. Şerbet ikram edeceğiz. Ki arkası güzel olsun, sohbetler güzel olsun diye böyle ne diyeyim, sürpriz sürpriz Osmanlı'ya ait çoğu ne diyeyim, yemek kültürü, Anadolu yemek kültürü, Osmanlı saray mutfağı burada hizmete sunulacak. Yani herkesin memnun olacağını hissediyoruz yani.